أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على شيخنا صلّى صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koymak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Evet şu anda bizler ekran başında izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Tabii sohbetime başlamadan önce malumunuz geçen hafta sizlere de ilan etmiştik ki hani e, yarından itibaren inşallah Almanya'da, Fransa'da olacağız, Avrupa'da olacağız diye. Elhamdülillah Rabbimizin lütfu ve inayetiyle selametle gitmek, selametle gelmek nasip oldu. Tabii orada pek çok e, camiler gezdik. Bütün camilerde sohbetler oldu, programlar yapıldı. Gerek Almanya'da gerek Fransa'da bütün kardeşlerimize bizleri tabii efendim çok güzel ağırladılar. Efendim bağırlarına bastılar. Evlerinde ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. E tabii bu kadar ilgilenmesinler. Sonra devamlı gelmek isteyebilirler yani hoca efendiler. Allah razı olsun kendilerinden çok sıcak bir ortamla karşılaştık ve hakikaten orada çok güzel faaliyetler olduğunda böylece görmüş olduk. Özellikle tabii hepsini tek tek anlatacak değilim ama Fransa'da e, Mülus'a giderken e, Strasbourg'du zannediyorum. E, Eyüp Sultan Camii'ne uğradık. Bizim İstanbul'umuzun medar iftarı Eyüp Sultan Hazretleri'nin ismini oraya vermişler. Dolayısıyla herhalde Avrupa'nın ikinci büyük camisi. Hakikaten çok büyük bir camiydi. He, bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Oradaki kardeşlerimizle konuştuk, görüştük. E, yani orada Osmanlı mimarisine uygun çift minareli bir cami yapmayı düşünüyorlar. İşte proje aşamasında izinler alınıyor. Yani baya bir ilerleme kaydetmişler bu e, efendim proje aşaması konusunda. Rabbim Celle Celaluhu inşallah onları utandırmasın, muvaffak eylesin. Avrupa'nın göbeğine, Strasbourg'un ortasına inşallah Eyüp Sultan Camii'ni çifte minareli, elif gibi efendim minareleri olan o mabedi Rabbimizin evini yapabilmek Rabbim Celle Celaluhu kendilerine nasip eylesin inşallah. Evet efendim bir de tabii biz oradayken bir üzücü haber aldık. Biz çünkü geçen hafta Cuma günü yani 9'unda sabah buradan çıktık. Orada tabii efendim e, Cuma sohbetini e, yaptık. Yani Cuma sohbetinde oradaydık. Dolayısıyla e, tabii Ulum'a geldik akşam. Ulum'da mıydı zannediyorum oradaydı. Bir haber geldi bize dediler ki böyle böyle Cübbeli Hoca Efendi'nin ile alakalı falan. Tabii inanamadık şaşırdık ne alakası var şimdi falan diye. Sonra birkaç kişiden kardeşlerimizden böyle haberler gelince hakikaten bunun Efendim doğru bir haber olduğunu anladık. Tabii sizlere şunu söyleyeyim tabii üzüldük herkes çok üzüldü. Nasıl oldu nasıl gitti falan tabii tam da bilinemiyor. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. O kadar efendim kaç gündür geziyorum. Hakikaten hiç de boş durmadık. Yani sabah, öğle, ikindi, akşam devamlı böyle camilerde, muhtelif yerlerde, hem de uzak uzak yerlerde dolaştık. Efendim o kadar efendim kardeşlerimizle görüştük. Gerek Almanya'da, gerek Fransa'da bir tanesi bu işe inanmıyor. Yani isnat edilen suçları yaptığına cübbeli hoca efendinin inanmıyorlar. Çünkü herkes tabii düşünüyor. Yani gösterilen değil, gösterilenin arkasındakini merak ediyor insanlar. Perdenin arkasını merak ediyor. Dolayısıyla tabii halkımız eski halk değil artık. Araştırıyor, inceliyor, düşünüyor, sorguluyor, bakıyor yani meseleye. Çünkü Evet bir efendim karar verilmiş. Yani doğrudur yanlıştır bu tartışılmıyor elbette tabii ki. Ama şunu da söylemek gerekir. Yani bu yargı hala devam ediyor. Dolayısıyla bu yargının tutukla, tutuklanarak devam etmesine de karar verilmiş. Daha her şey bitmiş değil, neticelenmiş değil. Tabii bunu da ne yapmak lazım? Böyle anlamak lazım. E tabii yani mahkeme tarafından gizlilik kararı alınmış. Böyle bir mahkeme devam edecek ama maşallah yani ne var ne yok medya hepsini sergilemiş. Resimler, yazılar, çiziler, evler, varlıklar. E nasıl bir gizlilik? Tabii bu da enteresan bir durum. Yani bunu anlamak da mümkün değil. Dolayısıyla tabi insanlar bir de şunu soruyorlar, şunu merak ediyorlar. Yani şimdi olay nasıl başladı? Bir çete operasyonu diye başladı. E ne oldu neticede? Çete operasyon dediği çeteden içeride kimse kalmadı. Çetenin başı dahil hepsi serbest ama ne oluyor? Cümbeli Hoca efendi içeride. E insanlar bunu da merak ediyorlar. Yani çetenin başı mıymış ki o diye efendimiz söyleyeyim soruyorlar. Dolayısıyla bir de mesela ...bazı PKK'lı teröristlerin bile... ...adresleri sabit olduğu zaman... ...yani kaçma ihtimali yok, adresleri belli... ...bu gibi insanlar demek ki yani... E, ...yargısı tutuklanmadan da devam edebiliyor. E şimdi Cübbeli Hoca Efendi'nin de ne var? E, sabit bir adresi var mıdır? Elbette vardır. Hatta bundan önce... ...efendime söyleyeyim bu depremle alakalı... E, ...meselede... E, ...bir hüküm giymişti malum haliniz. E, bildiğimiz kadarıyla işte o zaman Cübbeli Hoca'mız... ...yine Avrupa'daydı... E, ve kendisi hakkında tutuklama kararını bildiği halde ne demişti? Değil mi? Hepiniz de biliyorsunuz yani bu basına medyaya yansıdı. Yani dışarıda kalmaktansa, dışarıda özgür yaşamaktansa vatanımda hapis yatarım diye gelmişti. Yani şunu demek istiyorum. E, sabit bir adresi var. Daha önce böyle bir olayda da zaten kaçma durumu olmamış. E, dolayısıyla böyle bir kimsenin bu kadar da hastalıkları olmasına rağmen yani yargılanma tutuksuz devam edebilirdi. İnsanlar bunu da soruyorlar, merak ediyorlar. Efendim, dolayısıyla... Bunlar tabi hep daha başka şeyler düşündürüyor. Acaba niye böyle yapılıyor? Bir tuzak mıdır, komplo mudur, neden böyledir filan diye. Tabi insanlar için içinde başka şeyler de arayabiliyorlar efendim. Bir de tabi tabi rahatsız eden bir durum da şu. Yani el görüntüleri vesaireler. Yani sanki bir magazin ekibi bir sanatçının evine gitmiş. Yani çekiyorlar gibi bir durum söz konusu olmuş. Yani bu neden yapılıyor? Yani bunu da anlamak zor. Öyle mi? Yani bugüne kadar pek çok operasyonlar yapıldı. Bir ergenekon operasyonu yapıldı, değil mi? Peki o zaman insanların evleri gösterildi mi? Elbette ki aranmıştır, yapılmıştır ama ya bu insanlara ifşa edilmedi. E çok yakında bir şike operasyonu vardı mesela. E bunda da bir takım efendim, kimseler alındı içeriye. Dolayısıyla e orada da onların aramalarında evlerinde herhangi bir şeyde böyle e, bir e, evlerini ifşa etme durumu söz konusu olmadı. Ama şimdi bakıyorsun efendim yok e, saat şöyleymiş yok perde böyleymiş yok çekmece şöyleymiş. Nasıl iştir bu? Nedir bu? Yani he suç aleti midir? Hani çıkarırsın mesela bazen görüyoruz hani gazetelerde medyada filan değil mi? Mesela işte suç e, şeyleri efendim silah olabiliyor, patlayıcı maddeler olabiliyor veya efendim ero, eroin esrar olabiliyor. Hani onları diziyorlar, gösteriyorlar ya. E, sanki çekmece, saat filan yani bunlar Bunlar hiç hoş şeyler olmuyor tabii ki. Dolayısıyla bunlar da acaba nedir yani itibarsızlaştırma operasyonu gibi midir? Dolayısıyla bu gibi şeyler tabii insanlara aslında ne yapıyor? Daha da bir efendim sevgisini kazanmış oluyor. E çünkü bakıyorsun yani ne taraftan bakacaksın? Yani çok büyük, çok falan, çok efendime söyleyeyim şatafat, çok zenginlik. Yani şu vardır arkadaşlar. Bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hemen bakalım hepimizin bildiği. Hazreti Ömer de var. Değil mi? Hazreti Osman da var radıyallahu anh. E bir taraftan bakıyorsun Hazreti Ömer radıyallahu anh 40 ile gezebiliyor. Ama diğer taraftan Hazreti Osman radıyallahu anh'a bakıyorsun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına yüzlerce altını dökebiliyor. Bir tarafta Ebu Zerri görüyorsun radıyallahu anh. Yarına efendime söyleyeyim bir dinar saklamıyor ama öbür taraftan da bakıyorsun Abdurrahman İbni Avfları görüyorsun sahabenden zenginlerinden diğer taraftan Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın saltanat efendim şah, şah şahsını görüyorsun ve efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor kan nucumi bi ayyi benim ashabım yıldızlar gibidir hangi birine uyarsanız hidayeti bulursunuz buyuruyor dolayısıyla herkes durumuna göre imkanına göre tabiatına göre elbette ki farklılık arz edebilecek yani şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh'dan efendim Hazreti Ömer gibi olmasını bekleyemeyiz çünkü onun yapısı o. Hazreti Osman radıyallahu an efendim edep ve haya tecessüm etse yani Hazreti Osman olurdu demek mübalağa olmaz. Öyle edepli, öyle hayalı. Biliyorsunuz işte Efem sallallahu aleyhi ve sellem evde otururken kapı çalınıyor. Kim geldi? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efem sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını uzatmış, istifini bozmuyor, davet ediyor, gelsin buyuruyor. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor, kapı çalıyor. Kim geldi? Hazreti Ömer'in geldiği söylenince yine istifini bozmuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kapı çalınıyor. Kim geldi? Hazreti Osman radıyallahu anh. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toparlanıyor ve ondan sonra davet ediyor. Dediler ya Resulallah Ebu Bekir geldi, Ömer geldi radıyallahu anhıma. İstifinizi bozmadınız ama Hazreti Osman gelince radıyallahu anh toparlandınız. Hikmeti nedir? Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Meleklerin bile haya ettiği bir zattan, şahsiyetten ben nasıl haya etmem buyurdu. Dolayısıyla onun tavrı, onun efendim huyu, ahlakı öyle. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh tabii çok farklı meziyetleri var yani. Hazreti Ömer deyince de aman ya Rabbi. Düşmanlar korkar kaçar. Hatta en büyük düşmanımız şeytan bile Hazreti Ömer radıyallahu anh, girdiği sokağa ne yapmıyor? Girmiyor. Ya. Evet, demek ki böyle bir durum var. tabi zaten imtihan dünyasındayız. Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurur Estağfurullah ve <laughs> bi şey'in minel ve Elbette muhakkak imtihan olacaksınız. Adbent imtihan edeceğiz. Ve lenebluvennekum. Elbette muhakkak sizi imtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyin. Bir şeyle. Hangi şey o? Mevla'nın şeyleri çok minel havfi korkuyla vel cu'i açlıkla ve naqsin minel emval mallarınızdan noksanlaştırmakla vel enfus canlarınızla yani canlarınızdan noksanlaştırmakla hasta olabilir adam değil mi? Hasta olabilir. Ayağında, kolunda, herhangi bir uzvunda arız olabilir. Ve semerat ve evlatlarınızla Evlatlarınızdan noksanlaştırmakla sizi mutlaka intihar edeceğiz Allah buyuruyor. Yani bak her şeyi Mevla ne yaptı? Beyan etti. Mal da var, can da var, evlat da var. Bu imtihanda korkuyla da, açlıkla da demek imtihan edebilir Mevla Teala. Onun için yani imtihan dünyası öyleyse Mevla bunu beyan, beyan ettikten sonra ne buyuruyor? Ve beşir-i sabirin ey habibim öyleyse sabredenleri müjdele buyuruyor. Demek ki sabır lazım, tebat lazım, metanet lazım. Herkese imtihan olur. Ha orada bir Cübbeli Hoca Efendi bir tutuklama kararı çıkar ama allah Teala bütün Müslümanlar ne yapar? İmtihan eder. Bütün Müslümanlar imtihan olur. Bakalım millet ne yapıyor? Üzülen var mı? Sevinen var mı? Dua eden var mı? Etmeyen var mı? Kim ne yapıyor? Kim ne ediyor? He? Mevla'nın özel görevlileri hep çekiyor resimleri. Mevla'nın özel görevlileri hep ne yapıyor? Kameraya alıyorlar. Önümüze koyacaklar sonra. Kendi aramızda konuştuklarımız. Hepsi bunların Mevla'nın kayıtlarında çıkacak. Ve inne aleykum lehafizîn kirâmen kâtibîn ya'lemûne mâ buyuruyor Mevla. Üzerinizde çok keremli yazıcılar var. Onlar her yaptığınız şeyi bilirler. Evet. Onlar yazıyorlar. Dolayısıyla sanki bazılarını görüyoruz da böyle hem de çizginin sağ tarafında bazı kimseler sevinir gibi ohlanır gibi yani şöyle olursa tabii ki böyle olur tavrından bir takım efendim yazılara da rastlamak mümkün. Halbuki Mevlana buyuruyor in küm hasenetün tesuhum. Sizin başınıza bir diyor iyilik gelse Mevla bir nimet verse onları üzer. Ama ve in seyyetün başınıza diyor bir bela bir musibet gelse seyyetün yefrahu biha onunla ferahlanırlar. Hoşlarına gider. Kimlerin vasfı biliyor musun? inkar edenlerin, Allah kitap tanımayanların, kafirlerin vasfı bu. Müminin başına bir bela geldi mi ne yapar? Sevinir, ohlanır, içinin yağları erir yani. Dolayısıyla kendimizi Kur'an şablonuna koyalım. Çevremizde çok şuurlu tanınabiliriz. Kendimizi çok hızlı mücahit zannedebiliriz. Ama Kur'an'a göre, Kur'an şablonuna göre Allah pazarında kıymetimiz ne kadar acaba? Değerimiz ne kadar acaba? bir takım olaylar zuhur ettiği zaman halimiz, hareketimiz, tavrımız acaba Mevla'nın ayetlerine göre oluyor mu? Mevla'nın istediğine göre hareket edebiliyor muyuz? Yoksa hemen efendim ne İslam'a ne insanlığa ne vicdana ne Kur'an'a hiç uymayan tavır davranış hareketler içine mi giriyoruz? Dolayısıyla bunlar hep imtihan tabii ki. Rabbim Celle Celaluhu bizlere bu dünya imtihanını kazanmak nasip eylesin. Cübbeli Hoca Efendi'ye de Rabbim Celle Celaluhu yardım eylesin. Tabi sıhhat afiyette biraz efendim bozuk hakikaten ona sıhhat afiyet nasip eylesin. Lehinde kararlar çıkmasını hatta bir an önce efendim berat kararı çıkmasını Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Evet bu konuya da böylece kısaca temas ettikten sonra... Efendim bir hadis-i şerif başlamıştık, devam ediyorduk. Nasip olursa ona inşallah kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet arşın altında gölgelenen yedi grup insandan birisi de neydi? فَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللّٰهِ aleyhi ve وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ buyurmuştu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için birbirini seven, Allah için toplanan ve Allah için dağılan iki kişi buyurmuştu. Tabi bu ne olabilir? İki olabilir mi? Olur. Üç olur, yüz olur, bin olur. Yani iki buyurulmuştur ama bu yeter ki Allah için sevsin kaç kişi olursa olsun. Yeter ki Allah için toplan, yeter ki Allah için dağıl. İşte bu meseleden bahsediyorduk. Dolayısıyla Allah için sevmekle alakalı konuşuyorduk. Sevdiklerimiz demek ki ne yapacağız? Allah için seveceğiz. Allah için dostluklar olan dostluklar bitmez. Bu dünyada da efendim çok güzel geçer. Ahirette de bu dostluk ne yapar? Devam eder ve menfaati görülür. Ama arkadaşlıklar para içinse, pul içinse, menfaat içinse, güzellik içinse he? bunlar hepsi geçicidir. Para gitti mi arkadaşlık gider. Makam mevkii bitti mi arkadaşlık biter. Güzellik içinse güzellik gittiği zaman arkadaşlık son bulur. Ama Allah için olan dostluklarda ne olmaz? Efendim bunların sonu gelmez çünkü ahirette de ne yapacak bunun mutlaka menfaatini görecektir. Öyleyse ne yapalım? Dostlarımıza dikkat edeceğiz. Yani dünyada yapmış olduğumuz arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkilerimiz, efendime söyleyeyim görüştüğümüz, konuştuğumuz kimseler, kimler acaba? Onlarla olan dostluğumuz acaba ahirette bize zarar getirebilir mi? Acaba efendime söyleyeyim cennete girmemize engel teşkil edecek bir dostluk olabilir mi bu mesele? Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayet kerimesinde özellikle bu konuda bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Ve ne buyuruyor? Estağfirullah. El-ekhillâ'u yevme izin bâzuhum li bâzîn adûvun illel müttakîn. El-ekhillâ dostlar demek. Halilun Halil dost demektir. Halilun, halilani, ahillâ. Yani halilin cemisi dostlar. Bu dünyadaki dostlar yevme idin ahiret gününde bazıhum o dostların bazı var ya li bazısına adübün düşman olacak. Allah böyle buyuruyor. Evet bazı dostlar ahirette bazısına ne yapacak düşman olacak. Neden acaba? Yani dünyada bir dostlukları kurulmuş ama nerede? Efendim kumarda, efendime söyleyeyim gayrimeşru ortamlarda, yanlış yollarda, yanlış adreslerde. He? Dolayısıyla böyle yollardaki arkadaşlıklar birbirlerini sürükledikleri için değil mi? Ahirete ne yapacak? E dolayısıyla vebali gerektirdiğinden dolayı, adabı gerektirdiğinden dolayı efendim maalesef birbirlerine orada düşman olacaklar. Onun için arkadaşlarımızı ne yapmamız lazım? Çok iyi seçmemiz lazım. Bakıyorsun işte efendim bir suç işlendiği zaman bir bakıyorsun arkadaş kurbanı. Efendim bağım, uyuşturucu bağımlısı olmuş. Ne diyor? Arkadaş kurbanı. Ya mübarek sen niye kendini kurban ediyorsun? He? Niye böyle arkadaşlarla görüşüyorsun, konuşuyorsun? Sen camiye, vaaza, sohbete, hizmete, gayrete bu yollara yönelmeyen kimselerle niye dostluk yapıyorsun yani? O seni nereye çağıracak? Gittiği yere çağıracak. He? Kahveye çağıracak, meyhaneye çağıracak. Sen de şimdi onu bahane edeceksin. E ne yapayım beni camiye çağırmadılar ki? Öyle mi? Camiye de sen çağır. He? Sen çağır camiye. Sen onu bir kere camiye çağırdın mı? Ha o zaman bir o camiye gelsin bir biz kahveye gidelim öyle mi? Hayır. Mesela diyorum. Sen her seferinde gidiyorsun ama onu bir kere Allah'ın evine mabedine davet etmiyorsan gelmiyorsa e o zaman böyle bir arkadaşla devam ettiremezsin bu işi. Çünkü onunla olan dostluk belli ki cennete giden bir arkadaşlık değil. Ahirette başımıza bela olacak, problem çıkaracak bir dostluk olduğu ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bizleri bu konuda çok uyarıyor. Hakikaten bakın bir hadis-i şerif ne kadar önemli. Bütün hadis-i şerifler önemli ama bu konudaki hadis-i şerif çok dikkat edin. Ne buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem? El maru ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Allah Allah. El mar'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Hani bizde de vardır ya bir atasözü. Söyle arkadaşını söyleyeyim seni. Bak görüyor musun? Bizim atasözleri de hadis-i şeriften efendim iktibas edilmiş. Ne kadar uyuyor? Arkadaşın nasılsa sen de öylesin. Arkadaşın hangi gün üzereyse yani nasılsa o adam sen de öylesin. İyiyse sen de iyisin. Kötüyse sen de kötüsün. Evvelce efendim yatılı yurtlarda Kur'an kurslarında filan yani bu işlere böyle dikkat edilirdi. Yani nasıl yeni bir adam gelir yani bu iyi midir kötü müdür nereden bileceksin peşine adam mı takacaksın? Hiç gerek yok ben söyleyeyim bak ne yapılırdı biliyor musun? Bir hafta sonra bakılır bu adam kimlerle konuşuyor kimlerle görüşüyor. Kimlerle arkadaşlık ediyor kimlerle kafa denge olmuş bu adam. Takıldığı arkadaş görüştüğü kimseye eğer iyiyse yani standartlara göre iyi bildiğin kimse ise bu da iyi. Yok eğer haylazsa yaramazsa anla ki bu da haylaz ve yaramaz. Evet. Neden? Çünkü el cinsu ile el cinsi yemiyle. Yani cins şi der. Evet. Ruhlar aleminde tanışmışsa burada da ne yapıyor? Kolay anlaşıyor. Yani Ruhul tefsirinde şöyle dikrediliyor deniyor ki Dünyadaki kaynaşma ruhlar alemindeki tanışmanın neticesidir. Evet bak. Efendim, ne demek o? Yani ruhlar alemi ne yapmıştır? Alemi ervahta sınıf sınıf, zümre zümre efendim toplanmış cemaatlerdir. Bu hadis-i şerif şimdi. Ruhlar toplanmış cemaatlerdir. Yani alemi ervahta zümre zümre bölük bölük bunlar toplanmışlar. İşte birbirleriyle o alemde tanışanlar he, bu alemde de görüştüğü zaman tanışırlar, görüşürler, konuşurlar, anlaşırlar. Tam kafa denge adam dersin. Benim frekanstan dersin. Çok iyi anlaşıyoruz dersin. Ama Tam tersi ahirette eğer bunlar anlaşamamışsa bu dünyada da ne yapamazlar? Anlaşamazlar. Aynı safta bulunamazlar. Aynı efendim çizgide hizmet edemezler. Mümkün değil. Niye? Çünkü ruhlar aleminde anlaşamamışlar. Ya bu hadis şeriftir. Burada da ihtilafa düşüyorlar çünkü. Hatta bazen dersin ya yani bir kere görürsün böyle tanışırsın sanki evvelden beri hep tanışıyormuş gibi çok iyi bir arkadaşlığınız dostunuz olabilir. İşte bu hani dersin ya ruh ikizim sanki. Siz onunla demek ki ruhlar aleminde, alemi ervahta tanışmışsınız, görüşmüşsünüz, konuşmuşsunuz, birbirini sevmişsiniz. Dolayısıyla bu dünyada da görüşünce efendim hemen ruhlar birbirlerine kaynaşıyor, birbirlerini sevmiş oluyorlar. Evet. Demek ki buradaki dostluklar biraz da oraya dayanıyor. Ama elcizü elcins el yemilu cins cinse der meselesi çok önemli. Hatta baktılar damda efendim bir karga var bir de güvercin var. Merak ettiler Allah Allah bunlar nasıl dur böyle duruyorlar yan yana. Çünkü karga bambaşka bir efendim vasıfları olan bir kuş. Güvercin ise daha başka. Dolayısıyla Malik Ebni Dinar rahmetullahi aleyh ona dediler ne diyorsun bu işe? Dedi ki mutlaka onları dedi bir araya getiren bir şey vardır, bir özellik vardır. Bakın buna dedi. Bir de baktılar ki ikisi de topalmış. Görüyor musun? Onları birleştiren şey buymuş demek ki. Ha. Bir araya geliyorsanız demek ki sizi bir araya toplayan bir şey var. Huylarınız, özellikleriniz, hobileriniz, hobileriniz. Ama tabii en büyük özellik imandır. En büyük özellik davadır. En büyük özellik bu yolda hizmettir. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi yolunda devam tevat istikamet üzere daim eylesin. Evet kısa bir ara ardından inşallah tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kıymet izleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bazı arkadaşlar, bazı dostluklar, dünyadaki bazı efendim e, arkadaşların durumu ahirette demek ki birbirlerine düşmanlık olarak ne yapacaktı? Geri dönecekti. Öyleyse ne yapmamız gerekiyordu? Kendimize güzel arkadaşlar seçmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar ne gibidir? Vücudun müteaddit azaları gibidir. Aslında müminlerin böyle olması lazımdır. Biri ağrıdığı zaman her tarafı efendim bu ağrıyı hissetmesi lazımdır ama ee, maalesef tabii böyle olmuyor. Evet, yani gerçekten de bir kardeşimizin başına gelen meseleyi içimiz yana yana hissedebiliyor muyuz tabii? Değil mi? Böyle bir, efendim maalesef şurada değiliz. Ama arkadaş da böyledir, bunu iyi bilmek lazım, iyi anlamak lazım. Yani arkadaşta bir problem varsa, vücudun herhangi bir uzvunda, efendim azasında bir problem varsa, ne yapıyor? Mutlaka diğer taraflarında efendim etkiliyor. Yani iyi dost ne gibidir? İyi dost güzel işleyen kalp gibidir. Tıkır tıkır seni de çalıştırır. Faaliyet gösterirsin. Ama kötü işleyen kalpte o zaman ne olmuş oluyor? Efendim bozuk kalp gibi. Efendim rahatsız olan mide gibi, ciğer gibi. Evet bir beyt vardır Farsça. Kötü arkadaşın tehlikesiyle alakalı. Der ki, Kâribet et, et yaribet maribet bi hakkı zati pakillah samet yaribet aret turas va cahim yarini kökir taya binaim evet elhamdülillah telaffuz edebildik diyor ki kötü arkadaş diyor efendim zehirli yılandan bile diyor daha tehlikelidir diyor çünkü diyor zehirli yılan ne yapabilir belki seni sokar ama Cennete gidebilirsin ama kötü arkadaş seni ne yapar cehennem yollarına götürür. İyi arkadaşla dost ol ki, iyi kimselerle arkadaş ol ki seni ne yapsın? Cennet yollarına götürsün. Evet, mutlaka demek bir şeyler bulaşıyor. Mesela iyi arkadaş ne gibi? Miskçi dükkanı gibi. Öyle sen mis satan dükkana gittiğin zaman otursan ne olur? Adam ya sana efendim biraz mis ikram eder. Efendim güzel kokarsın. Veya hiç sana sürmese bile o havanın kokusundan istifade edersin. Üzerine o güzel koku silmiş olur. İşte güzel arkadaşlarla görüşmek konuşmak da böyledir. Ama diğer taraftan kötü arkadaşlar ne gibidir? Körükçü gibidir. Evet. Yani körükçünün hali gibi. Onun yanında dursan ne yapacak? Ateşi abire körük vuruyor. Efendim sana da isinden bulaşır. Ateşinden sıçrar. Herhangi bir yerini yakabilir. Bunlar olmasa bile illa dumanı ne yapacaktır? Efendim seni rahatsız edecektir. Demek kötü arkadaş böyle böyle bir şey. Ama tabii şöyle de olabilir. E, tamam görüşüyoruz, konuşuyoruz ama ben onlara tebliğ yapıyorum. Ben onlara davet yapıyorum. İşte anlatıyorum. Ha bu güzel. Evet. Üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözleri önemlidir aslında. Üzüm üzüme baka baka kararıyorsa e, baka baka da aydınlanabilir. Yani o senin yanında dura dura, seninle görüşe konuşa o da düzelebilir. Ama dikkat et. Eğer o düzelmiyorsa, eğer o sana benzemiyorsa, eğer o senin çizgine, hak yola, bu yola gelmiyorsa anla ki sen de ben de bozulma, çözülme var demektir. Bunu da böyle anlamak lazım. Evet. Çünkü dedik ya atasözleri hakikaten yani ne tecrübelerden geçtikten sonra Hatta hadislere de dayanıyor görüyorsun. Ayete dayanıyor bazı. Mesela bizde vardır körle yatan şaşı kalkar. Bu ne demek ya? Yani illa bir şey bulaşıyor sana. Ha, bunu bir kenara koyalım. Ve Mevla Teala bakın bir ayette ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve men a'radan zikri fe inne lehu danke ve nehşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Ve men a'radan zikri. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse, benim zikrimden, kitabımdan, Kur'an'ımdan, dinimden, He? Benim huzuruma gelmekten İslam'a efendim yüz çevirirse her kim fe inne lehu ma'işeten onun için dar bir geçim vardır Mevla buyuruyor. Geçiminde sıkıntı olur. Bereket bulamaz. Kazandı çuvalla kazansa çuvalla gider yani. Bereket olmaz. Bununla da kalmıyor. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama biz onu kıyamet günü ama olarak, kör olarak haşrederiz buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. O diyecek ki, ya diyecek benim niye kör haşrettiniz? Ben ama değildim, ben dünyada görüyordum her şeyi. Niye burada göremiyorum? Evet sen dünyada görüyordun ama efendim hakkı göremiyordun. Hakka karşı kördün. Onun için seni bu dünyada biz ne yapıyoruz? Ama olarak haşrediyoruz denilecek ona. Ha onun için hani körle yatan şaşı kalkar dedik ya. Senin arkadaşın da Ahiret körü bir adamsa, ahiretten bir haberse, ahiret umurunda değilse, böyle bir adamla gezip tozanda ne olabilir? Ahiret şaşısı olarak kalkabilir ha. Onun için işte burada bize tabii çok ikazlar var, çok efendim uyarılar var. Arkadaş, söyle arkadaşını söyleyeyim seni, çok önemli. Elmer halilihi, bak Resulullah ne buyuruyor? Kişi arkadaşın dini üzeredir. Ha. Arkadaş, çevre çok önemli. Eğer önemli olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye niye hicret etsindi ki? He? O mübarek beldeden niye ayrılsın? Ebu Cehil ile Ebu Bekir bir arada olsaydı hicret edilmezdi. Demek ki bir arada olmuyor. İyi ile kötü. Ebu Cehil ile Ebu Bekir hakla batıl bir arada demek ki olmuyor, olamıyor. Evet demek ki bazı dostlar Dünyadayken belki can ciğer kuzu sarması. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Beraber geziyorlar, beraber tozuyorlar. Her şeylerini paylaşıyorlar. Ama işte bunlar ne olacak? Ahirette birbirine düşman olacak. Nasıl olur canım? Biz efendim birbirimize düşman olmayız. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Efendim. Her yere beraber gidiyoruz. İşte dünya öyle. Dünya karanlık. Dünya bir toz bulutu. Anlayamıyoruz. Gerçekleri tam göremiyoruz. Adam savaştayken harp meydanında harp ediyorlar. Ellerinde kılıçlar. Efendim bir tane cengaver diyor ki benim altımda diyor Arap atı var diyor. Şimdi sileceğim süpüreceğim bir baştan gireceğim. Düşman doğrusuna bir baştan çıkacağım. Ya bakıyorlar öyle Arap atı filan da yok. adamda da biraz efendime söyleyeyim sanki merkebe binmiş gibi. Ama ortalıkta da toz bulut olduğu için ne yapamıyorlar göremiyorlar. Hemen şair bir beyit yazmış ona. Demiş ki Birazdan dedi Toz bulutu çökünce altında at mı var, merkep mi var belli olacak. İşte dedik ya dünyada nedir? Karanlık. Yani dışarı çıktığın zaman mesela diyelim lambalar yok, işte şu saatte efendim gecenin karanlığında her taraf karanlık. Köşede de bir tane direk var, köşe başında duruyorlar. Birisi simsiyah olsun, zenci olsun, bir tanesi de bembeyaz olsun. Ama zenci güçlü, çok kuvvetli efendim öbürünün sesi çıkmıyor. Ben beyazım diyor. Ben beyaz adamım. Ben diyor aydınım. O diyor kara. O siyah. O ikinci sınıf. E şimdi karanlık olduğu için göremiyorsun. Ama ne zaman ki sabah olunca he, o zaman bir bakıyorsun ki aa ben beyazım diyen ben efendime söyleyeyim aydınım diyen adam meğer simsiyah adam zenci adammış. Güçlüymüş meğer. Sesi de çok sık çıkıyor. E, ne oluyor? Adam öyle kendini tanıtıyor o karanlıkta. Millette anlamıyor tabii ama ne zaman güneş doğuyor, sabah oluyorsa o zaman akla kara meydana çıkıyor. İşte dünyada böyle karanlık. Öyle ben şöyleyim, ben böyleyim ben aydınım ben çağdaşım demekle olmuyor. Bakalım kim acaba? Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha. Rabbinin nuruyla efendim e, aydınlandığı zaman arz her yer aydınlanacak. O zaman belli olacak. Kim aydın, kim cehenneme kaydın? Anlaşılacak. Rabbim bizi cennete istikamet üzere gidenlerden eylesin. Cehenneme kaymaktan, yuvarlanmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet. Dünyada dostlar ama ahirette düşmanlar. Neden? Çünkü hesap var. Çünkü kitap var. Efendim defterler önlerine ne yapılacak? Konulacak. O bir de bakacaklar defterler isyan dolu. Defterler günah yolu. Günah dolu. Cehennem yolu gözüküyor. O zaman ne yapacak? Suçu birbirine atacak. Beni diyecek o çağırdı. Hani bazen diyor ya ya gel canım günah benim boynuma. Bak bak bak. E o da gidiyor. Senin de canın turşulu istiyormuş. Günah hem senin boynuna hem de senin boynuna. Kim götürdüyse giden de tabii günah kazanıyor ondan eksilmeden aynısı. O günah ona da gidiyor mu? Tabii ki gidiyor. Böyledir bu iş. Ama tam tersi sen onu camiye getirirsen, sen onu vaaza sohbete getirirsen, sen onu hakka hakikate efendim getirirsen, bu yolu gösterirsen efendim, bu yolun adamı olmasına vesile olursan, onun yaptığı bütün hizmetlerden, gayretlerden, ibadetlerden, taatlerden hiç eksilmeden Allah ona verecek, aynısını sana da verecek. Mevla vermeye bahane arıyor canım. Ya bize bir bahane ortaya koyalım. Öyle. Ya gel ya yani günah benim boynuma öyle yok öyle. Dolayısıyla işte orada ne yapacaklar? Aman ya Rabbi bakacaklar ki efendim bir tarafta cehennem var, bir tarafta cennet var. E bunların işi efendim İbre sola doğru yatmaya başlamış. Ne olacak? Cehennem öyle normal bir yer değil ki. He? Yatağı ateş, organı ateş, içeceği ateş, her şey ateş ya. Dayanılmaz arkadaşlar, dayanılmaz. Ya kabulah var der ki, dünyanın bir tarafından bir ucundan cehennemden öküzün burnunun deliği kadar büyüklükte yani şu kadar bir lira kadar diyelim madeni bir lira kadar bir yer açılsa işte oradan çıkan diyor sıcaklık dünyanın öbür ucundaki adamın beynini fokur 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 kaynatır o beyin adamın burnundan dökülür giderdi diyor yani. Allah Allah. Dünyanın bir ucundan şu kadarcık bir efendim cehennemden yer açılsa dünyanın öbür dünyanın öbür tarafındaki adamı ne hale getiriyorsa ya bu adam onun içine girecek olsa ne var ya? Evet arkadaşlar. Cehenneme dayanılmaz. Rabbim hiç cehenneme uğramadan cümlemizi direkt cennete gidenlerden eylesin. Direkt cennete gidecek ameller nelerse onları da şu dünya hayatında yapabilmeye cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Evet. Çünkü öyle bir yer ki يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْهُ مِنَ خِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Mevla buyuruyor. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden babasından, babasından kaçacak. Ve sahibeti ve beni. Kendi evladından, hanımından herkes birbirinden kaçıyor ya. Görünmek istemiyor. Neden? Dedik ya hesap var. Dünyada İslam yaşamamış. Hatta efendime söyleyeyim gayrimeşru ortamlara birbirini teşvik etmişler. Kadın diyecek sen bana haram yedirdin. Sen bana İslam yaşamama efendim engel oldun. Sen benim tesettürüme engel oldun. Çocuklar diyecek Niye bize Kur'an'ı öğretmediniz? Niye bize İslam'ı öğretmediniz? Böyle cahil cüvela yetiştirdiniz. Bak şimdi önümüze cehennem var. Bu hesabını kim verecek bakalım? Babasını arıyor, yakasına yapışacak. Bulabilirsen. Kaçıyor. ondan kaçıyor, bu bundan kaçıyor. Hatta İmam-ı Kurtubi diyor ki, bize diyor şöyle bir haber balik oldu ki, mahşer günü hesaplar kitaplar görülürken, Allah Allah ben bunu okuduğum zaman çok acayip şaşırmıştım biliyor musun? Birisi gelecek yakana yapışacak. Gel bakalım benim hakkımı ver. Adam bakacak Allah Allah ne hakkı kardeşim ya ben seni tanımam etmem. Hiç i̇şte daha ilk defa görüyorum. Olsun diyor, diyecek sen beni tanımasan bile ben seni çok iyi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ben bir keresinde filan yerde bir isyandayken günahtayken haram işliyorken sen beni gördün de bana demedin ki ya bu Allah bunu haram etti yapma. Demedin sen bunu bana. Ben o gün o haramı işlemeseydim belki bugün cennete gidecektim. Çok az farkla ben kaçırıyorum cenneti. Niye demedin? Deseydim ben yapmazdım. Şimdi de cehenneme gitmezdim. Ver bakalım benim hakkımı. Bak 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 bak. Görüyor musun ya? Ne enteresan işler var yani. Demek ki eş dost tanıdık uygun bir şekilde bağırmadan çağırmadan hakir görmeden ama. Kelimünlese alakası yok İnsanların akıllarına göre konuşunuz. İnsanların akıllarına göre anlayacağı şekilde anlatınız, söyleyiniz. Ona göre misal veriniz. Dolayısıyla demek söylemek lazım, uygun bir lisan ile hatırlatmak lazım ki. Ahirette başımıza bela olmasın. Belki dünyada da sen yapma etme kardeşim. Cennet var cehennem var adam der. Sana ne ya? Ak senden mi akıl alacağım? Sen cennete gir de kapısını kapat. Kimseyi de sokma. Böyle de ukalalar var. Ama işte dünyada böyle diyecek ama ahirette de gene yakamıza yapışıyor. Niye söylemedin diye. Anlatıyoruz işte. Buradan anlatıyoruz. Ne yapalım? Hepimiz dinleyelim. Suçumuz varsa anlayalım, inleyelim. Günahlarımıza ağlayalım, sızlayalım ve Rabbimize efendim tevbe edelim yani. Ama elhamdülillah dinliyorsunuz. Ben Avrupa'da gördüm hakikaten. TV5'i çok seyrediyorlar. Evet. Bir dost kanal gibi görüyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim sahim gayretlerini ziyade eylesin inşallah. Evet efendim. Demek ki el ahillâ'u yevme idin Bazı dostlar kıyamet günü bazısı bazısına ne yapacak? Düşman olacak. İllel <laughs> müttakîn ancak müttakiler müstesna. Ancak müttakiler müstesna. Yani İslam'ı yaşayanlar, takva olanlar. He? Yanlış adreslerde değil de doğru adreslerde sohbetlerde, camilerde, hizmetlerde, bu dava yolunda, umrelerde, mukaddes yolculuklarda dost olmuşlar, tanışmışlar ve bu yol üzere devam etmişler. Birbirlerini hayra teşvik etmişler. ibadet ve taat üzere yaşamışlar. İşte bunlar müstesna. Bunlar birbirinden kaçmayacak. Bunlar birbirlerine düşman olmayacak. Herkes değil. Bu yolda efendim dost olan Allah için birbirlerini sevenler ne yapmaz? Ahirette birbirlerine tabii ki düşman olmayacaklar. Zaten bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri bir kimseye bir hayır murad ettiği zaman din yolunda ona hayırlı bir dost ihsan eder diyor. Mevla sana hayır murad ediyorsa sana bir dost ihsan eder, dindar. Hakikaten veya işte dindar bir dostun varsa, şuurlu bir Müslüman arkadaşın varsa Anla ki Allah sana yani tersinden okursak bunu demek ki Allah Teala sana hayır murad ediyor demektir. Evet. Çünkü buyuruyor şayet Allah Teala Hazretlerini unutacak olsa ne yapar? Dostu ona hatırlatır. Bu yolda ona yardım eder. Hadi namaz geçiyor, geçiyor. Kalk namazları kılalım. Hadi şu vaazı dinleyelim. Hadi şöyle yapalım, böyle edelim, böyle gidelim. Aman yasağa düşmeyelim. Aman harama bulaşmayalım. He? Bak ne güzel dost, ne güzel arkadaş. Öbür türlü gibi değil ama boşver günahım benim boynuma. Gel içelim. Gel kahveye gidelim. Gel kumar oynayalım. Gel takılalım. Tanış adreslerde buluşalım filan. Bak bunlar ne kadar kötü. İşte bunlar düşman oluyor. Ama bunlar bu yolda Mevla'nın yolunda, Kur'an'ın yolunda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda tanışan, görüşen, buluşan dost olan ve bu yolda gidenler Bunlar birbirlerine ne yapmayacak? Düşman olmayacaklar. Ve bunlara ne makamlar var? Ya bakın efendim bir hadis-i kutsi ne buyuruluyor? El mütehabbune fi celali. Benim celalim için birbirini sevenlere yani lehum onlar için vardır menabiru min nurin nurdan minberler vardır. Kıyamet gününde nurdan minberler vardır. Ya bitumun nebiyyüne ve anda hem de nebiler ve şehitler ona gıpta edecekler. Bu hadis-i şerifin çok uzun bir hadis-i şerif vardı onu okumuştuk. Bu da Tirmiz'de geçen böyle bir hadisi kutsi. Hatta bir keresinde de bir hadisi kutsi'de de ne buyuruluyor? Eynel mütehabbune fi celali. Benim diyor celalim için birbirini sevenler nerede? Nerede diyor Mevla bunu? İşte o mahşer gününde, o hengamede, o kalabalıkta, İnsanların efendim oturma salonu bulamadı. Bir sandalye bulamadı. Aman çok yoruldum şurada kenarda bir çökeyim. Bir duvara yaslanayım diyemeyeceği böyle bir şey yok. Hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda he? Mevlaati hala birbirini sevenler nerede diye soracak. Orada işte birbirini Allah için sevenler, bu yolda dost olanlar, bu yolda birbirine gönül verenler, bu yolda birbirlerine gönül bağıyla bağlı olanları Mevla orada çağıracak. Dikkat et. Mevla namaz kılanlar nerede sormuyor ha? Oruç tutanlar nerede sormuyor? Şunlar bunlar filancalar feşmekancalar demiyor Mevla. Ya? Benim için birbirini sevenler neredeler? İşte onlar kalkacak. Onlar ayağa kalkacaklar. Onları Mevla alacak. Çok özel bir şekilde ağırlayacak. İşte o arşın altında gölgelendireceği yedi grup insan var ya işte onlardan biri de buydu bak birbirini Allah için sevenlerdi. Ya, Allah için sevmek lazım. Camidekini söylemiyor. Niye? Yani camiye gidip de aynı safta durup da hatta yan yana durup da birbirini sevmeyen olabilir mi? Evet olabilir. Aralarda problem olabilir. Mesela bir kardeşimiz diyor ki, genç bir kardeşimiz hani safların sık olması lazım. Omuzlar birbirine değecek. Hatta sahabe-i kiram ne yapıyor mesela? En çok efendim, eskiyen elbisenin yeri neresiymiş? Omuzlarıymış. O kadar sıkı duruyorlar ki o sürtünmeden. Hatta ne buyuruluyor? Saftayken, ayaktayken, kıyamdayken içlerinden bir tanesi vefat etse adam düşmezmiş biliyor musun? O kadar sıkı duruyorlar ki safta. Bizimki nasıl? Aman ya Rabbi. Aradan efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya adeta şeytanın dolaştığını görüyorum o aralarda. Bakıyorsun biraz aralık mesafe var bir kardeşimiz de demiş ki hemen gireyim de aman demiş saf boş kalmasın. Hemen orayı doldurmuş yanındaki cemaat bir bakıyor ona böyle. Koskoca cami yer mi yok diyor. Ne giriyorsun buraya diyor. <laughs> Allah, Allah kızmış çıkmış geri safa. Ya mübarek bu efendim namazın kabul olma alametlerindendir safların sık olması ya. He? Hadis-i şerifler var bu konuda. Namazın edebi var, adabı var, erkanı var. Bunlara riayet etmek lazım. Safların sıklığı önemli. He? Adam girdi diye kızıyor. Cami koskocaman boş gelmişin dibime yürüyorsun diyor. Bak şimdi. Bu adama ne diyeceksin? Bir de kızıyor. Keri çıkıyor. Konuşmuyor. Ha şimdi onun için bak anladın mı şimdi camiye gelenleri çağırmıyor Mevla. Adam camiye geliyor ama nasıl giriyor? öyle çıkıyor. Hiçbir şey almıyor ki. He? Müslüman kardeşine karşı bir sevgi bir muhabbet beslemiyor ki. Yani camit birer cisim gibi, donuk birer cisim gibi. Öyle camiye girmek çıkmak marifet olsaydı orada hiç çıkmayanlar var. Ne o hiç çıkmayan? Caminin mihrabı hep orada, minber hep orada, caminin kürsüsü hep orada. Keresteden yapılmış duruyor işte orada. Eğer camide çok durmak marifet olsa o efendim keresteden yapılan kürsüsü minberi daha kıymetli olması lazım. Ha, onun için cemaatin cemaadattan farkı olmalıymış demek ki. İşte görüşecek, konuşacak, dertleşecek, sıkıntılarını halledecekler, sevecekler, sevişecekler, muhabbetleşecekler. Birbirleriyle gönül bağı olacak. Ya böyle olursa o zaman işte efendim Mevla için sevdiğimiz zaman işte o nurdan minberlerde yerlerimiz inşallah hazırlanmış olacak muhterem Müslümanlar. Bakın İmam Gazali Kuddise ruhu diyelim. Ahiret ilimlerinin keşfi adlı kitabında bir mesele arz ediyor. İnşallah bunu da anlatalım ve böylece toparlamış olalım. Kıyamet günü birisi getiriliyor. Adamın mizanda sevapları, günahları tartılıyor. Tabii ki eşit geliyor. Ne yapacak şimdi? Adama bir tane sevap lazım. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Femen fekulet mevazinuhu feulâke umul Her kimin mizanı ağır gelirse, yani sevapları ağır gelirse ancak felaha kavuşan onlardır. E ağır gelmemiş ne olacak? Ona deniyor ki hadi git bakalım bir tane sevap bul gel. Ne yapacak adam? Marketten mi alacak? Ne marketi be? O da zaten diyor ki giderim illa birinden bulurum. Bu kadar tanıdık akraba var. Bu kadar tanış dost var. Hiç olmazsa annemden alayım diyor. Hemen annesine gidiyor. Anneciğim, canım. Buyur evladım. Bana diyor çok diyor bir tane cevap lazım. Eğer diyor bulamazsam diyor cehenneme gideceğim. Ne olur bana bir cevap ver. Diyor ki evladım ne istersen işte benden bugün cevap isteme. Ben de çok diyor muhtacım. Benim de çok sıkıntılarım var. Bugün sana diyor cevap mevap veremem diyor. Adam yıkılıyor adeta. Öyle şimdi ve ummi ve abi, ve sahibeti efendim, ve beni Kardeşinden kaçacak, anasından, hanımından, he? Babasından kaçacağı bir gün. Liküllimri minhum Her bir kimsenin kendisini meşgul eden bir işi var. Böyle bir durum var. Kimse seninle uğraşamıyor. O zaman diyor bari babama gideyim diyor. Git bakalım. Ne demiş ağlarsa anan ağlar gayrısı yalan ağlar. Anandan alamadıysan babandan hiç alamazsın. O da vermiyor. Amca, teyze, dayı hiç kimseden alamıyor. Nasıl üzülüyor biliyor musun? Neyse üzgün üzgün yoldan gelirken ama herkes böyle ha. Veya adam gidecek, herkesten isteyecek, hanımından isteyecek. He? Veya kadın gidecek, kocasından isteyecek, kimse vermeyecek. Yani orada gidip hanımdan sevap isteyeceğine veya hanımlar gidip kocasından sevap isteyeceğine Efendi Hazretleri'nin buyurdu. Şu dünyada bu kadar fırsat var. E, amel edin işte kazanın mübarekler ya. Kimseye de muhtaç olmazsın o zaman. Neyse adam yolda gelirken bakıyor ki dünyada bu yolda Allah yolunda sevdiği, dost olduğu bir kimseye rastlıyor. Hayırdır ne oldu? Yani Mevla demek özel olarak bunları buluşturacak. Yoksa koskoca mahşer alanı efendim ömrü billah arasan bulamayabilirsin ama. Bak böyle işler olacak. Ne oldu? Böyle böyle bir durum var. Bir sevaba ihtiyacım var. Öyle mi? Hımm. Bulamadın mı? Vallahi bulamadım. Kimse vermedi. Hatta yolda gelirken dağlar emsali efendim sevapları olanlara efendim istedim yalvardım da bir sevap vermediler bana. Ey arkadaşlar böyle bir yer var böyle bir mahşer var önümüzde. Kimse kimsenin umurunda değil. Orada önce can sonra can sonra yine can orada canan yok. Ve işte o diyecek ki dünyada sevdiği arkadaşı Mevla öyle bir duygu verecek işte. Ya diyecek bana bir sevap değil kaç tane sevap olsa yetmiyor. Bari ikimiz de cehenneme gideceğimize birimiz kurtulalım al sevabı diyor sen git diyor. Adam alıyor sevabı sevine sevine İmam Gazali Hazretleri anlatıyor bunu. Neyse ver, sevabı veriyor hesap kitap neyse cennetin yolunu tutuyor sevinçle. Mevla buyuracak veya bir münadiyle seslendirecek. Nereye gidiyorsun cennete? E sevabı nereden buldun? dünyada dost olduğum Allah için sevdiğim birinden. E peki hala onun sevabıyla sen cennete gidiyorsun da hoppala zıppala zıplaya zıplaya gidiyorsun onu unutmuşsun. Hiç böyle bir şey olur mu? Mevla buyuracak git o arkadaşının da elinden tut ve beraberce cennete gidin buyuracak. Ve onu da tutacak ne yapacaklar? Beraberce cennete gidecekler. Onun için Müslümanlar Allah için sevdiklerimizin sayılarını arttıralım. Allah için olan dostluklarımızı, ahiret kardeşliklerimizi çoğaltalım. Ahirette böyle Allah için birbirini sevenlere ihtiyaç olacak. Yani ahirette sen bana lazım olacaksın, ben de sana lazım olacağım. Onun için o günlerde Böyle sıkıntılar çekmemek için bu dünyada sevgilerimizi, muhabbetlerimizi hep Rabbimizin uğrunda, Rabbimizin yolunda yapmaya gayret edelim. Ama şunu da söyleyeyim. Hani anne babadan kaçacak evlat, hani kardeşinden kaçacak diyoruz ya, bunlar kimler? Bunlar dünyada ibadet ve taat üzere yaşamayanlar. Yoksa bu dünyada ibadet, taat üzere yaşayıp birbirine bu konuda destek olup, he, beraberce cennet yolunda yürüyenler birbirinden niye kaçsın? Onlar kaçmayacak. Onlar birbirlerine ne yapacaklar? Defterlerini gösterecekler. Kitaplarını gösterecekler. Bakın neler yapmışız. İyi ki yapmışız. İyi ki amel etmişiz diye sevinçlerini böylece paylaşmış olacaklar. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de onlardan eylesin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. Allah için sevmek, Allah için dost olmak, Allah için bütün amellerimizi yapabilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. İnşallah haftaya aynı gün. Bu aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.